Mustafa Kemal Atatürk Sivas'a geldiğinde kongrenin yapılacağı okul binasında bir oda hazırlanır kendisine. Ve kalacağı odadaki yastıkların üstünde bir şiir görür. Sivaslı bir genç kızın çeyizidir Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı odanın eşyaları. Ve o genç kız çeyizine üstüne şiir yazdığı bir yastık koymuş. İki dize. Okur ve çok etkilenir. Hep düşünmüşümdür bu bilginin ışığında. Düşünsenize, bağımsızlık, özgürlük için yola çıkan bir cesur yürek ve bu hayalleriyle başını koyduğu yastıkta şiirler yazılır. Yani 100. yılını kutlamaya doğru gittiğimiz Türkiye Cumhuriyeti başını şiirli bir yastığa koyan o güzel insan sayesinde dünya tarihinde var olacaktır. Şiirli yastık. Ben kitabı yazmak için çok uykusuz gece geçirdim. Yastıktan uzak geceler. Şimdi şiirli yastık okurun elinde. Bence bir yazar kitabı bittikten sonra konuşmamalı. Çünkü söz artık okurundur. İyi okumalar. Eğer başınızı koyacağınız yastığın kenarındaki komodinde bu kitap olursa ne mutlu bana. Sunay Akın'dan Şiirli Yastık, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nda.